Sinan yaz tatili boyunca bilgisayar oyunu oynadı. Kendisini öylesine kaptırdı ki neredeyse yerinden bile kıpırdamadı. Oyun bağımlısı genç hala yaşadığı tehlikenin farkında değil ama Sinan'ın bu hatası az kalsın hayatına mal olacak. Günde 5-6 saat en az oynuyordum. Savaş oyunları genelde. Oyun konsolunun başında tek amacı kazanmaktı. Hareketsiz geçirdiği her dakikanın ondan sağlığını çaldığından habersizdi. 15 yaşındaki Sinan büyük tehlike atlattı. Çünkü ölüm riskiyle karşı karşıyaydı. Ne yazık ki sadece orta yaş ve yaşlılarda değil, gençlerde de artık damar tıkanıklıkları meydana gelebiliyor. Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Sinan Candemir yaz tatilini evde ve bilgisayar başında geçirdi. Bacağında şişlik ve ağrı oluştuğunu, yürümekte de zorlandığını fark etti. Öncelikle bacağım şişmeye başladı. Sonra üzerine hiç basamamaya başladım. Hastaneye gittiğinde de bacak toplar damarında pıhtı oluştuğu ortaya çıktı. Hareketsizliğe bağlı olan bu durum aslında bir yaşlılık hastalığıydı. Sinan uzun süre günde 5-6 saat konsol başında oyun oynamış. Neticede de böyle bir damar tıkanıklığı yaşadı ne yazık. Pıhtı eritici bir ilaç uygulayarak damarın açılmasını sağladı. Anjiyo ve ilaç tedavisi sonuç verdi. Lise öğrencisi Sinan'ın bacağındaki pıhtı eridi. Ama Sinan tehlikenin farkında değildi. Çünkü uzmanlara göre o pıhtı akciğer damarlarını ya da hayati başka bir organa giden damarı tıkasa sonuç ölümcül olabilirdi. Ne yazık ki gençler artık uzun süreler bilgisayar başında zaman geçiriyorlar. Bu süreler birazcık daha kısıtlanmalı ki bu tür damar tıkanıklıkları yanı sıra obezite gibi risk faktörleri de bertaraf edilsin. Sinan uygulanan tedavinin ardından bacağını eskisi gibi kullanabilecek. Ama iş bilgisayar oyunlarını bırakmaya geldiğinde 15 yaşındaki lise öğrencisi yine de söz veremiyor. Bırakmak mümkün olmaz ama yavaş yavaş yani azaltmayı düşünüyorum ben. Bu defa ucuz kurtulan genç adamın hedefinde ise zaman bulabilirse üniversiteye gitmek ve uçak mühendisi olmak var.